vefat sayısının artmasından tabii ki endişe ediyoruz ama AFAD ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve dışarıdan gelen çok sayıda destek ekibimiz var. Her yerden destek ekipleri geliyor. Onların da koordinasyonuyla beraber en kısa sürede tüm enkazlarda kurtarma, arama çalışmaları devam edecek. Hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir ricamız var. Binalarını kullanmasınlar. Biz parklarda çadır, kumanya, mobil WC ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları sürdürüyoruz. 1000 civarında çadır kuruyoruz. Bütün İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm departmanlarıyla çalışmasını sürdürüyor. Hemşeri İletişim Merkezimiz vatandaşlarımızın tüm taleplerini cevaplamak için 24 saat görev başındalar. Sağlık talebi olan veya herhangi bir talebi olan tüm vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için bütün arkadaşlarım görev başında. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kaybettiğimiz hemşerilerimiz için de bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Öncelikle İzmir'imize geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Can kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet diliyoruz. Gerçekten deprem olduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye'miz süratle göçük alanlarına ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından AFAD ekipleri de hemen müdahaleyi devam ettirdi. Ve çalışmalar şu anda son hızıyla devam ediyor. İnşallah göçük altından daha fazla cenazemiz çıkmaz. Dualarımız o yönde. Görüldüğü gibi deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Göçük alanını ziyaret ettik. Gördük ki orada da gene maalesef depreme dayanıksız olan binalar çökmüş. İzmir'de yaşadığımız bu olayın da son olmasını diliyoruz. Artık depremle ilgili belli kararların alınması lazım. Bu bize umarım daha fazla can kaybına yol açmadan bir ders olur ve bundan sonra bu konuda adımlarımızı daha hızlı atarız. İzmir'imize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız ama inanıyorum ki bundan da bir ders çıkaracağız ve bundan sonra tedbirlerimizi de artıracağız. Thank you.